Pilarget TV izleyicilerine sevgi ve saygılarımızı sunarak yeni videomuza başlayalım. Bu çalışmamızda araştırmacı, gazeteci yazar Sayın Sinan Onuş'un Teşkilat-ı Mahsusa'dan Kurtuluş Savaşı'na Kızılca Kıyamet isimli kitabından bahsedeceğiz. Ve ardından ikinci bölümde yazarla söyleşimizi izleyeceksiniz. Bildiğiniz üzere daha önce Sayın Doktor Mehmet Bilgin'in kitabından Binbaşı Yusuf Rıza Bey isimli kahramanı tanımış ve Balıklı'da gerçekleşen Kıran Karan'a vatan savunmasını öğrenme imkanı bulmuştuk. Elimizdeki kitap bizi Yusuf Rıza Komutan'ın yerine gelen Kurmay Binbaşı Ali Rıza Bey ile tanıştırıyor. Ali Rıza Bey Göbek'ten Hopalı bir aileden geliyor. Mamavizadeler veya Mamoylar olarak bilinen Benli ailesine mensup bir subay. Teşkilat-ı Mahsusa'da önemli görevler üstlenen bu inanılmaz kahramanın, bu süper kahramanın büyük zorluklarla nasıl baş ettiğini, nedenli imkansız durumlar içinden sıyrılıp vatan müdafası için çarpıştığını kitabın sayfalarında okudukça görüyoruz. Ali Rıza Bey bir kurmay subay, yani kariyeri devam ettiği sürece generalliğe hatta genelkurmay başkanlığına dahi yükselebilecek bir subay. Ve bu subay özbeöz Hopalı bir asker. Ali Rıza Bey'in ailesi de kendisi gibi vatansever bir aile. Örneğin büyük dedesi Halim Bey bir şehit. Baba tarafından akrabası Arif Bey Osmanlı-Rus savaşında bir şehit. Hani böylesi güzide bir ailenin üyesi. Sinan Onuş bir rastlantıyla eline geçen Ali Rıza Bey'in günlüklerini okuyabilmek adına 1,5 senesini vakfedip önce Osmanlıca öğreniyor. Bu kitabın oluşması yaklaşık 3,5 seneyi buluyor. Ortaya harikulade bir tarihi eser ortaya çıkarmış. Kitabın hikayesini birazdan yazarından dinleyeceğiz. Ali Rıza Bey, Almanca bilen, harp okulundan mezun olur olmaz kıtaya çıkan ve Balkan Savaşı'ndan tutun Kurtuluş Savaşı'nın birçok cephesi dahil yıllarca savaşan, mücadele eden, çırpınan, didinen, onur duyacağımız, gurur duyacağımız büyük bir kumandan. Kitap, iki zabitin anıları üzerine kurulu. İkisi de Doğu Karadenizli, Rizeli ve Artvinli zabitler. Biri piyade binbaşı Ali Rıza Bey, diğeri ise doktor yüzbaşı Fuat Bey. Bu komutanların harbin gerisinde olduğunu düşünmeyiniz. Kitabın sayfalarından okuduğumuz üzere cephenin en ön saflarında etraflarından kurşunlar vızıldayarak geçerken süngü süngüye mücadele eden, kan döken ve onca yokluk haline rağmen bıkmadan, usanmadan dirayetlerini koruyan gurur duyulası büyük insanların hikayesi kitapta anlatılıyor. Ali Rıza Bey Bursa'da vefat ettiğinde eşyaları ve sahip oldukları hastane bahçesinde bir mezatla satılıyor. O mezatta eşyaları satın alan bir başka subay Ali Rıza Bey'in günlüklerini buluyor ve bir şekilde ailesine ulaştırıyor. Böylesi bir mucizeye tanık oluyoruz ve günlükler Sinan Onuş'un birazdan anlatacağı yolla kendisine ulaşıyor. Ve karşımızda böylesi muhteşem bir kitap olarak vücut buluyor. Lütfen bu kitabı edinin, okuyun, okutun, sevdiklerinize hediye edin. Edin ki bu kahramanların ruhları şad olsun ve onlara olan minnet borcumuzu isimlerini yaşatarak bir parça olsun ödemiş olalım. Kitapta okuyacağınız üzere mücadele sadece düşmana karşı verilmiyor. O dönemde parçalanan Osmanlı'nın içindeki insanların arasında bir mücadele var, bir çarpışma var. Tarih sahnesinde gördüğümüz bu kişilerin kimi hain, kimisi kafası karışık kişiler, kimi gerçek vatansever kimseler. Hatta öyle anlar var ki Ali Rıza Bey iç dengeleri sağlamaya çalışmakla daha meşgul ediliyor. Bir gün örneğin Deli Halil Paşa ile Trabzon'da bir tartışma sırasında paşadan bir yumruk yiyor ve gururuna yediremediğinden istifayı basıyor. Sonrasında zar zor kendisini ikna edip istifasını geri çevirtiyorlar. Halil karşı alan paşa, nevi şahsına münhasır çok ateşli bir komutan. O da bu sert mizacı sonucunda vekil seçildiği meclis binasında bir tartışmada vurularak yaşamını yitiriyor. Neden, nasıl sorularınızın yanıtlarını kitapta bulacaksınız. Topal Osman Ağa da hayatını koşulsuz şekilde vatan müdafasına adamış bir kahramanımız. Ancak bu süreçte Ali Rıza Bey ile araları biraz yersiz ve temelsiz bir şekilde açılıyor.
Hatta bir gün Ali Rıza Bey Trabzon askerlik şubesinden çıkarken Topal Osman Ağa'nın adamlarınca darp ediliyor. Gördüğünüz üzere adam, yani Ali Rıza Bey, vatan savunması için düşmana karşı bir tertip içindeyken kendi çevresince de yer yer yumruk yiyor, darp ediliyor. Bunlar acı durumlar, ancak Ali Rıza Bey itidali, aklı selim hareketi, sakin ve bilinçli hareketi takip edip asıl olan amacına odaklanıyor. Asıl olan da vatan savunması. Ruslar Trabzon'a kadar ilerlemesi ve sonrasında gösterilen toparlamayla geri püskürtülmeleri ve Rusya'nın kendi içinde yaşadığı çöküş ve buna benzer bir takım nedenler sebebiyle Kafkasya cephesinde kazanımlarımız ortaya çıkmaya başlıyor. Bu süreçte teşkilat-ı mahsusa feshedilmiş ve Lazistan ordusu halini almış. Yine bu zamanlarda Ali Rıza Bey'i neredeyse her yerde görüyoruz. Batum'da görüyoruz, Hopa'da askerleri vapura yüklerken görüyoruz, Arhavi'de mühimmatları teknelerle Trabzon'a sevk ederken görüyoruz. Birinci Dünya Savaşı artık bu dönemde Kurtuluş Savaşı sürecine evrilmiş durumda. Bir ölüm kalım mücadelesinden diğerine giriyoruz ve ciddi bir yokluk içerisindeyiz. Ali Rıza Bey çok etkili bir zabit. Öyle ki kendisi meclise mebus olarak davet ediliyor, ancak o görev yerinin belli olduğunu belirterek mebusluğu reddediyor. Bu da erdemli bir subayla karşı karşıya olduğumuzun net bir kanıtı. Düşmanların, yani İngilizlerin, Fransızların yayınladıkları yerel gazetelerde, bunlar Türkiye'de, Osmanlı'da yayınlanan gazeteler, Ali Rıza Bey'in öldüğü yönünde sahte haberler çıkarılıyor. Bizim gazetelerimizde de bu yalan haberleri ortaya çıkaran ve Ali Rıza Bey'in fotoğraflarının yer aldığı haberler var. Kısaca çok önemli bir kurmay subaydan bahsediyoruz. Bu arada alınmadık madalya bırakmıyor, alınmadık berat, ödül, kıdem ödülü bırakmıyor, sicili pırıl pırıl bir subay. Ve bu insan Hopalı. Şimdi kendimize soralım. Elimize bir mikrofon alıp Hopa'da, Arhavi'de veya Rize'de dolaşıp sorsak, kurmay albay Ali Rıza benliği kim bilir? Bu insanlarımız adına bir cadde, park, heykel, anıt var mı? Bu sorunun cevabı umarım muhatapları tarafından zamanı geldiğinde verilecektir. Biz devam edelim. Ortalık o dönemde karışık. Bir yanda Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki mücadele, diğer yanda Enver Paşa'nın Rusya nezdindeki girişimleri, İngilizler, Yunanlılar, Fransızlar derken ortalık kitabın ismindeki gibi tam bir kızılca kıyamete dönmüş durumda. Ciddi bir yokluk ortamı var. Firarlar çok sayıda. İşi gücü bırakıp bir de firar edenleri durdurmakla uğraşıyorlar. Bu bilgilerle kitabın ortasına dek geliyoruz. Kitabın 155. sayfasından itibaren Ali Rıza Bey ve Fuat Bey'in günlükleri başlıyor. Her iki subayın da yazdığı günlükler çok çarpıcı sahneleri gün yüzüne çıkarıyor. Savaşın korkunçluğunu, şiddetini, mücadelenin ne şartlarda yapıldığını buradan öğreniyoruz. Ali Rıza Bey emrinde Doğu Karadeniz'den getirdiği bir orduyla Kurtuluş Savaşı sürecinde neredeyse her savaşta yer alıyor. Eskişehir-Kütahya Savaşı, Sakarya, Dumlupınar, Başkumandanlık, İnönü çarpışmalarında her iki subayımız da cephedeler. Çok yoğun ve sürekli bir susuzluk çekiliyor. Ali Rıza Bey günlüğünün sayfalarında sık sık susuzluktan bayılıyordum diye yazıyor. Böylesi korkunç bir susuzluk var ortada. Hatta yine günlükten öğrendiğimiz kadarıyla mitralyöz namlusunu soğutmaya yarayan yağlı, paslı su haznesinden su alarak ağzının hararetini dindirmeye çalıştığını söylüyor. Dediğimiz gibi bunlar cephe arkasında karargahta zabitlik yapan kimseler değil, savaşın sıfır noktasında görev yapan süper kahramanlar. Bunca yoğun göğüs göğüse çarpışmanın olduğu dönemlerde dahi disiplin elden bırakılmıyor. Askere verilecek yemek için hayvan köylüden belge, mazbata ve tutanak karşılığında alınıyor. Zorla gasp edip yağmacılık yaptırılmıyor. Bu da nedenle iyi eğitimli bir subay olduğunu göstergelerinden biri. Bir yandan ordusunun iaşesini sağlıyor, karnını doyuruyor. Diğer yandan firar edenleri engellemeye çalışıyor. Bir diğer yandan kanlı bir savaşın içerisinde göğüs göğüse çarpışıyor. Hatta bir gün ordu komutanlarından biri kendinden üst rütbeli bir subayı ağlarken görüyor. Ve ona neden ağlıyorsun? Ağlayarak bu iş çözülürse hepimiz ağlayalım
kendini topla, savaşacağız ve düşmanı ya def edeceğiz ya da şehit olacağız diye metanetle ve büyük bir dirayetle güç veriyor. Ali Rıza Bey'de yorulmak, yılmak, kaçmak, pes etmek yok. Kudreti kendi damarlarındaki kandan gelen bir güçle durmaksızın savaşıyor. Güzel olan, sevindirici olan ise ufak yaralanmalar dışında bunca savaşın içine girmiş bir insanın yaşamını hep korumuş olması. Bir vakit Yunanlı düşmanla 20-30 metre mesafeye kadar karşı karşıya kalıp tuzağa düşüyor. Yaveri yaralanıyor ve kendi son anda güç bela kurtuluyor. Bu durumda askerlerine eğer bir esir düşme durumu olursa beni vurun şeklinde emir veriyor. Bunun sebebi de biliyorsunuz İslamiyet'te intihar etmenin haram kabul edilmesidir. Kitabın 216. sayfasına bakıyoruz. Diyor ki köylüden odun tedarik ettirip askere ekmek hazırlattım. Bir de bu işlerle uğraşıyor. Şimdi siz böyle bir insana süper kahraman demezsiniz de ne dersiniz? Ve bu kişi hopalı. Tekrar edelim, unutulmasın lütfen. Bir gün Mangal Dağı civarında Yunan topçu ateşi altında kalınıyor. Bu yetmezmiş gibi bir de yağmur ve dolu bastırıyor. Bu şekilde saatlerce ve dahi günlerce cenk ettikleri, savaştıkları günlüğüne muntazaman yazılmış. Ali Rıza Bey'in tarih sahnesindeki şanı ise Yunan generali, aslında genelkurmay başkanı, Trikopis ve erkanını teslim alması hadisesiyle en parlak seviyesine kadar yükseliyor. Evet, Yunan genelkurmay başkanını teslim alan kişi hopalı Ali Rıza Bey oluyor. Trikopis aç, bitkin, omuzları düşük. Yemek için bir şeyler istiyor. Ali Rıza Bey Yunan askerinden ele geçirilen peksimetleri verip kendi malınız gibi yiyebilirsiniz diyerek kendisini ağırlıyor. Ali Rıza Bey Trikopis'e üzülmeyin general, harpte yenmek de var, yenilmek de. Zaten sizin bu memlekette bir işiniz de yoktu diyerek nazik ve tarihi bir ders veriyor. Ve bizim bir Ali Rıza Bey heykelimiz dahi maalesef yok. Bu ayıpla yaşamak da bize hak demek ki. Yazık. Ali Rıza Bey mide kanserinden vefat ettiğinde 37 yaşındaydı. Sözlüsü Mürşide Hanım'a önce vatan, bekle, mücadele bitsin, öyle evleniriz demişti. Vatanı savundu, zaferi gördü sayılsa da vuslata eremeden yaşamını yitirdi. Mürşide Hanım da sözünü tuttu ve o da ölene dek bir daha asla evlenmedi. Bu yanıyla dahi büyük bir hikayeyi kitap gözlerinizin önüne seriyor. Sinan Onuş'a ne denli teşekkür etsek az gelir. Bu kitap bütün kitaplıklarda olmalı ve mutlaka okunmalıdır. Tarihine ve gerçek kahramanlarına sahip çıkmayan milletlerin geleceği olmaz. Okumayan, öğrenmeyen milletlerin geleceği olmaz. Lütfen kitap okuyalım. Ama özellikle bu kitabı mutlaka okuyalım. Şimdi gelin Sayın Sinan Onuş'la gerçekleştirdiğimiz keyifli sohbeti izleyelim. Herkese merhaba Pilarget TV'den. Bugün bizim konuğumuz Sayın yazar, araştırmacı yazar, gazeteci Sinan Onuş. Sağ olsun kendisi bizi kırmadı ve programımıza katıldı. Kızılca Kıyamet isimli kitabı bundan önceki bölümde izlediğiniz size anlatmaya çalıştım. Fakat aslını şimdi yazarından dinleyeceğiz. Sinan Bey, Kızılca Kıyamet kitabının yazım hikayesini bize anlatabilir misiniz? Tabii ki Kerem Bey, çok aslında ilginç bir hikayesi var. Bu benim ikinci kitabım Kızılca Kıyamet. İlk kitabım 27 Mayıs'la ilgiliydi. Hayatta kalan 14-27 Mayıs'çının 13'üyle belgesel tarzda konuşarak bir kitap yazmıştım. Parola İnkılap Sıfır General ismiyle. O kitap çıktı 2003 yılında. 2005 ya da 2007 yılıydı galiba. Rizeli Şahinler ailesinden Nihat'la arkadaş oldum. Sonrasında da çok samimi olduk biz Nihat'la ve her gün görüşmeye başladık. Ve ben kitabımdan bir tane ona hediye etmiştim. Kitabı okuyup çok beğenmiş ve abisine vermiş. Abisi Ahmet Şahinler, Rize Fındıklı'da yaşıyor hala. Onun bu işlerle ilgilendiğini bildiği için kitabı ona vermiş. Ahmet Bey okuduktan sonra demiş ki ya bu Sinan'ın dili, yazım dili çok güzel. Bizim amcazadelerin böyle bir anısı var ve bunu Sinan'a verelim. Otursun kitap yapsın. Ben Ali Rıza Bey'in anılarıyla ardından da Fuat Bey'in
anılarıyla böyle karşılaştım. Çünkü Ali Rıza Bey amca çocuğu, Ahmet Bey'in, Fuat Bey de, bunlar da teyze çocukları, birbirleriyle akraba. Onlar da dediler ki Fuat Bey'in de anıları var, o zaman onu da verelim sana dediler ve bu anılar bana böyle geldi. Fakat anılar Osmanlıcaydı. Ben ilk kitabı yazarken 27 Mayıs darbesinin yapıldığı gece önce kimlerin tutuklanacağı, gözaltına alınacağı bugünkü Türkçe harflerle yazılıyor, Latin alfabesiyle. Fakat ilerleyen zamanda hızlı yazmak için Osmanlıca steno gibidir, hızlı yazılır. Osmanlıca yazmaya başlıyor gece subaylar. Ben bunları okutabilmek için çok insanın peşine düşmüş, rica etmiştim ya bir okuyabilir misiniz ne var diye. Fakat herkes bana şunu demişti. Ya işte akademisyen misin, yok değilsin, işte Osmanlıca bilmiyorsan olmaz filan gibi. Böyle belki de kötü komşu ev sahibi yaparmış derler. Bunlar da Osmanlıca gelince ben dedim ki ya el elin eşeğini türkü çırarak ararmış. Ben şimdi buradan bir şey okutacağım, bir belge lazım olacak. O belgeye bakarken başka bir şey göreceğim ve bambaşka bir yere gideceğim. Öyleyse benim bu dili öğrenmem lazım dedim. Ve ben oturdum, daha doğrusu kursa gittim ve Osmanlıca öğrendim. Sırf bu kitabı okuyabilmek için. Gece gündüz çalıştım ve 3 yıl sürdü benim kitabı yapmam. Bunun 1-1,5 yılı Osmanlıca öğrenmek için geçti. O arada da tabii boş durmadım, sadece Osmanlıca değil, aileyle ilgili araştırmalar yapmaya başladım. Tabii geldiğimiz noktada ben Ali Rıza Bey ve Fuat Bey'in anılarını yazacakken bir an bir baktım bunun bir Rize ayağı var, Şahinler, bir ayağı da Hopa, Artvin. Tabii o zaman Trabzon'a bağlı hem Rize hem Artvin, Trabzon bölgesinde bir teşkilat-ı mahsusa var. Baktığımızda bu aile çok önemli bir aile ve Teşkilat-ı Mahsusa'nın Karadeniz'deki örgütleyen komutanları bunlar. Evet. Dedim ki o zaman bu kitap yarısı Ali Rıza Bey ve Fuat Bey'in anıları olsun, Kurtuluş Savaşı anıları. Diğer yarısı da bu aile ve Teşkilat-ı Mahsusa olsun. Çünkü birbirinden ayıramıyorduk. Yani o 10 yıllık bir savaş var ve 10 yıllık bir kadro. Ve bu kitabı yazmaya karar verdik. Ya böyle bir kitap yazmaya karar verdim. Bana iki günlüğü ayrı ayrı yazabileceğim şekilde öneriler geldi. Düşündüm bunu, iki ayrı kitap yapabilirdim. Fakat şöyle bir güzel yanı vardı bu işin. Ali Rıza Bey çok asker. Ve baktığınızda hakikaten çok disiplinli bir asker. Ve bir yerden bir yere geçerken, anılarını yazarken bir asker gibi yazıyor. Meselelere de böyle bakıyor. Fuat Bey ise doktor, sivil. Ama Kurtuluş Savaşı, Birinci Dünya Savaşı'nda asker alınıyor. Ardından Kurtuluş Savaşı'na katılıyor ve sivil bir şahıs, fakat daha sonra yüzbaşılığa kadar nasip ediliyor. O anlamda da Ali Rıza Bey ile aynı sokaktan geçiyor. Ali Rıza Bey başka anlatıyor, Fuat Bey daha böyle sivil olarak anlatıyor. Daha o işin elbiselerin rengini anlatıyor, şekerleri anlatıyor. Bazen bakıyorsunuz alemleri anlatıyor, evet, falan, yemekleri anlatıyor. O anlamda da çok renkleniyordu. Dedim ki bir asker gözüyle, örneğin Haymana'dan geçiyor bunlar. Bir asker gözüyle Ali Rıza Bey Haymana'yı anlatsın, bir de Fuat Bey anlatsın. Savaşı asker gözüyle Ali Rıza Bey anlatsın, bir de Fuat Bey anlatsın dedik ve böyle bir kitap yapmaya karar verdik. Biraz kalın bir kitap oldu. Bazen çok akademik oldu diyenler oluyor. Ama işte hani o dönem önemli bir dönemdi, yapmamız gerekiyordu ve yaptık. Tabii bunun Ali Rıza Bey başta, ben Ramiz Bey ve Rauf Bey'i de anlatınca, amca çocukları ve teyze çocukları olan ekibi anlatmaya başlayınca tabii dönüp Kurtuluş Savaşı'nda bir de onları anlatmamız lazımdı. Ramiz Beyler esir alınıyorlar Nablus'a gittiklerinde. Daha sonra geldiklerinde tekrar Kuvayi Milliye'nin önemli isimleri oluyorlar bunlar. İstanbul'da, Çatalca'da ya da daha beride Adapazarı'nda. Türk'ün Ateşli İmtihan kitabında da geçer Halide Edip'in. İstanbul'dan kaçanları Gerede'de vesaire Ramiz Beyler, Rauf Beyler karşılıyor. Sonra tabii onlar karşılıyor ve güvenliklerini, evet, sağlıyorlar. Ardından Ramiz Bey daha kilolu ve hasta olduğu için askerlik şubesinde kalıyor ama Rauf Bey Batı cephesine gidiyor. Batı cephesinde de yaralanıyor. Ankara'ya geliyor. Ankara merkez komutanı oluyor.
Daha sonrasında bakıyoruz Atatürk'ün fedaisi Rauf Bey. Yani Atatürk nereye gitse yanında, çok iyi bir silahşör. Böyle olduğu için de Atatürk yanında taşıyor. Tabii şanssızlık, çok erken vefat ediyor. Beyin kanseri olduğu düşünülüyor. Çok erken vefat ediyor. Öyle olunca hani hem Batı cephesine gidiyoruz, hem buraya, hem Trabzon'a, böyle kalın bir kitap haline döndürdük. Bunu yaptık. Peki şimdi siz Osmanlıca'ya ciddi bir zaman vakfettiniz, 1,5 sene bu kitap uğruna. Çok da iyi olmuş açıkçası. Evet. Günlükleri elinize aldığınızda ben bir hazine buldum hissiyatına nerelerde ulaştınız? Çünkü günlükler aşağı yukarı 140-150. Sayfadan sonra başlıyor. Evet. Ve ben kitabın sonuna kadar, 300 küsürlere kadar tek oturumda yerimden kalkmadan kitabı bitirdim. Çünkü o derece kanlı canlı bir anlatım var ki. Bir kere Ali Rıza Bey son derece eğitimli, akademi okumuş, kurmay seviyesinde, evet, entelektüel diyebileceğimiz, Almancayı neredeyse çok iyi derecede bilen bir insan. Evet. Dolayısıyla bize harala gürele yazılmış bir günlük değil burada karşımıza. Bütün çıplaklığıyla, kimi zaman ordunun kayıplarını bile eleştiren, ya şöyle, evet, olsaydı bakın böyle olurdu gibi, bir taktisyen, bir asker, bir insan askerlerin iaşesiyle uğraşıyor. Koyun keçi alırken gasp ederek değil, mazbatayla, izinle, kağıtla alıyor. Yani disiplini de elden bırakmıyor. Dolayısıyla büyük bir hazine ele geçirmişsiniz. Burada nasıl anladınız? Yani aman Allah'ım, bu büyük bir veri gibi. Yani şöyle oldu. Ya hani şey vardır ya, ben kitabı yazdığımda, Osmanlıcaları da gördüğümde, çocukluğumdan beri belki kitap okurken bu tür Kurtuluş Savaşı ya da Birinci Dünya Savaşı'na ilişkin anılar, günlüklere bir özel önem verirdim. Ve hep şunu derdim, yani hani ben büyüdüğümde galiba yazılacak anı kalmayacak filan diye böyle endişe ederdim. Sonra şans yüzüme güldü. Belki hani Allah'ın sevdiği kulu derler ya, eşeği kaybeder buldurur. bu belli bir yaşta bana böyle günlük buldurdu. Bir kere o çok heyecanlıydı, böyle bir günlük almak. İkincisi, ben aileden bunu dinlerken şunu söylemişlerdi. Ali Rıza Bey Bursa kurtulduktan sonra, daha savaş tam bitmeden, Bursa kurtulduktan sonra, yani biz Lozan'ı vesaire daha imzalamamışız, Bursa'ya gidip orada İngiliz çekilmemiş filan. Böyle olunca savaş devam ediyor ama orada hastalanıyor ve hastaneye yatıp ölüyor. Aslında epeydir hasta, midesiyle ilgili sıkıntıları var. Ve bununla ilgili olarak Bursa kurtulduğunda artık dayanılmaz hale gelince hastaneye yatırılıyor. Aile bana bunu anlatırken, ya işte erkenden de ölmüş hastanede ameliyat olduktan sonra, ve eşyaları, yani mesela orası şöyle, çok tesadüf buluyor aile bu günlükleri. Yani heyecanla anlatmadan orayı anlatayım. Evet. Ameliyat oluyor 3 gün, daha sonra vefat ediyor 3 gün sonra ameliyat olduktan Ali Rıza Bey. Tabii o dönemler iktidai koşullar, yani vefat etmiş birisini Bursa'dan alıp Trabzon'a ya da Rize'ye ya da Artvin'e götürüp defnetmek çok zor. Savaş koşulları, asker bunlar ve de hastalandıkları ya da vefat ettikleri yerde gömülüyorlar, şehit olan ya da hastanede vefat eden her asker gibi. Ali Rıza Bey de defnediliyor. Tabii bunların eşyaları satışa çıkıyor. O dönem öyleymiş. Herhalde şey bir durum, yani botu yırtık olan bir subay alıyor herhalde. Montunu başka birisi alıyor. Çünkü yokluk dönemi. Yokluk var, doğru. Tabii aynen, yani yokluk dönemi olduğu için de bu eşyalar satışa çıkıyor. Ve bir subay tesadüf günlükleri buluyor. Ve bu günlükleri şöyle yapıyor, böyle yapıyor, aileye ulaştırıyor. Mesela büyük taarruz zamanında da Ali Rıza Bey orada, fakat o günlükler yok. Nerede olduğunu bilmiyoruz. O günlükler kayıp mı oldu, yazmadı mı, bunları bilmiyoruz. Hani sağ olsun o subay aileye ulaştırdığı için bugüne kadar elimize geldi ve biz bunları kamuoyuna sunabildik. Ve o dönemi bir kahramanı toplumumuz görmüş oldu. Evet. Şöyle heyecanlandım daha sonra okurken, hem aile söyledi hem de görünce. Şimdi günlüklerin genel sıkıntısı şudur. Günlüğü yazan kişi o an yazsa bile, kendi açımızdan düşünelim. Şu an bir bugünü yazıyoruz, günlüğü. Sizinle ilgili bir sıkıntı yaşadım ben. Bir ay, 1,5-2 ay sonra sizin şahsınızı kötülememek, sıkıntı çıkmaması için o anki kızgınlığımı biraz yumuşatabilirim 2 ay sonra.
ya da bu günlüğü basarken düzeltirken ya da savaş olduktan sonra oturup evde insanlar günlük yazarken görüyorsunuz, aa ben de yazayım deyip yazabiliyorsunuz. Kimi şeyleri unutabiliyorsunuz, kimi şeyleri daha kendi açınızdan bakarak yazabiliyorsunuz. Bu günlüğün avantajı şuydu, en heyecan verici yanı bu. Ali Rıza Bey günlüğü yazdıktan sonra vefat ettiği için düzeltme şansı olmuyor. Yani belki de hani 30 Ağustos kayıp diyoruz ya, yani pardon büyük taarruz defteri kayıp diyoruz. Belki de hastanedeyken bunların önemli bir kısmını not aldı. Vefat edince de yazamadı. Öyle olunca mesela Eskişehir Nasuh Çal, ben hep bunu söylerim. Eskişehir Nasuh Çal'da bizim ordumuz çok büyük bir hezimet yaşıyor. Ve biz bu hezimeti çok anlatmıyoruz. Ama bu şu değildir. Orduyu kötülemek için söylemiyorum bunu. O hezimetten, o yokluktan bu ordu bir sene sonra Cumhuriyet'i kuruyor. Evet. Evet. Yani böyle bir ordu. Evet, tamam. Evet. Her savaşta olduğu gibi insanız biz, hepimiz için geçerli. Ali Rıza Bey de anlatıyor, kaçılıyor, her şey bırakılıyor. İnsanlar birbirini vuracak hale geliyor. İşte su başında iki tane asker sen içeceğim, ben içeceğim diye kendi askerimiz birbirini vuruyor. O ordu ya bu yokluk içerisinden bir cumhuriyet kurmak hakikaten çok muhteşem bir olay. O anlamda ruhlarını yeniden yad edelim. Evet, şad olsun. Yani çok çok bize güzel bir vatan bıraktılar, sağ olsunlar. İşte hani Ali Rıza Bey, onu diyorum. Bu şey zamanı Kafkas diyorum, özür dilerim. Eskişehir Nasuh Çal'daki bozgun sırasında 3. Kafkas Tümeni komutanı ağlıyor. Ya ağlıyor ve diyor ki Ali Rıza Bey, ya ağlamakla olacaksa hep beraber ağlayalım. Beraber ağlayalım, evet. Evet evet. Yani şimdi baktığımızda Ali Rıza Bey yaşıyor olsaydı o zaman belki bunu yazmayacaktı. Evet. Ya ayıp, o anlamda ayıp olur diye. Hani komutana ayıp olabilir gibi. Tabii. Tabii. Ama şöyle bir şey, işte vefat edince de işte bir şanssızlık başka belki bir şansı doğuruyor. Vefat edince de biz oranın rengini, yani okurken belki siz de hissetmişsinizdir, savaşın o kokusunu, rengini, barutun izi, her şeyi hissediyorsunuz. Belki o anlamda da çok sahici bir günlük oldu. O açıdan güzel. Böyle. Şimdi yani. Ali Rıza Bey'in kendine özgü, nevi şahsına münhasır derler ya, öyle bir orijinal karakter var. Sizin sayenizde tanıyoruz. Sağ olun. Şükür ki tanıyoruz. Çünkü bu insanların süper kahraman, bu da Sayın Doktor Mehmet Bilgin'in saygıyla selamlarımızı da yollayalım kendisine. Evet. O söylüyor. Çok diyor, değerli bir hocamız. Batı'nın diyor dayattığı sahte süper kahramanlara bu toplumun ihtiyacı yok. Bizim gerçek süper kahramanlarımız var. Ve bunlar tarihin içerisinde ün, şan, şöhret aramadan yok olup bitmiş, görevini yerine getirdikten sonra köşesine çekilmiş insanlar. Hatta Enver Paşa'nın kimliğinde de mesela bakıyorum, malı mülkü yoktur diye yazar Enver Paşa'nın kimliği. Evet, belgesinde. Evet. Ali Rıza Bey'e geldiğimiz zaman, Ali Rıza Bey sadece kitabın atmosferi, şunu görüyorum, bir şiddetli, katlanılması çok zor, imkansıza yakın bir yokluk hali var. Yani mat yokluğu, gıda, özellikle su yokluğu ve benim gözlerime yaş düşürdü neredeyse. Susuzluktan mütemadiyen bayılıyordum diye bir not düşmüş. Yani adam kendi bir zabit, bir komutan susuzluktan bayılıyor. Hala mücadele içerisinde ve ağzının hararetini almak için makinalı tüfek namlusunda kullanılan o yağlı su haznesini soğutmak için ağzına çalmaya başlamış. Bu şartlar içerisinde bir zafer. Kaçan askerler var, onları durdurmaya çalışıyor, firar edenler var vesaire. Bu şekliyle Ali Rıza Bey'in hayatı hakkında edindiğiniz başka bilgiler nelerdir? Yani şöyle, şimdi Ali Rıza Bey ile ilgili şöyle bir şey var. Şimdi bizim Birinci Dünya Savaşı ile ilgili Kafkas Cephesi önemli bir cephe. Fakat Kafkas Cephesi'ndeki Sarıkamış Harekatı'ndaki başarısızlığımız nedeniyle biz biraz Osmanlı'da, daha sonra orada savaşmış askerlerimiz de o acıları anlatmamak, bir de belki biz şeyi seviyoruz, hani hep başarıları anlatmayı seven bir milletiz. Çok başarısızlıklarımızı anlatmaktan pek hoşlanmıyoruz ama bunun da şöyle bir sıkıntısı var. Geçmişinden ders almayan
almazsanız eğer tekerrür ediyor. O anlamda belki başarısızlıkları da başarısız, bazı şeylerde başarısız olmak kötü anlamda değil. İşte biraz önce söylediğim Eskişehir'de Suçal'da inanılmaz bir başarısızlık var. Ama oradan ders alınıyor. Bir ay sonra, bir yıl sonra Sakarya'da, ondan sonra da 30 Ağustos'ta bir cumhuriyet kuruluyor. Muhteşem bir savaş veriliyor, işte o Ali Rıza Bey'in anlattığı yokluk gibi. O anlamda da bu kitabı yazarken Birinci Dünya Savaşı kısmında özellikle Karadeniz cephesinde bazı sıkıntılar yaşadım araştırırken. O da şöyle, şimdi Birinci Dünya Savaşı başlıyor, biz savaşa giriyoruz Osmanlı olarak ve orada teşkilat-ı mahsusa birlikleri gönderiliyor ve teşkilat-ı mahsusa birliklerinin başına Rıza Bey gönderiliyor. Rıza Bey, Yusuf Rıza Bey, ama Rıza Bey olarak geçiyor bütün yazışmalarda. Rıza Bey Hopalı, binbaşı, topçu binbaşı ve yol ustası oğullarından. Ardından başarısız olunca İttihat Terakki içerisinde de teşkilat-ı mahsusa içerisinde de bazı sıkıntılar oluyor savaş sırasında ve kadrolar zaman zaman değişebiliyorlar. Ve Yusuf Rıza Bey'in görevden alınması gerekiyor ya da Rıza Bey'in görevden alınması gerekiyor. Birçok kayıtta Rıza Bey diye geçer. Yerine de Ali Rıza Bey gönderiliyor. Ali Rıza Bey ile ilgili gönderilirken de Ali Rıza denmiyor. Rıza Bey Rıza deniyor. Geldi deniyor. Evet. Rıza Bey de binbaşı. Rıza Bey de Artvinli ve Hopalı. Ama Rıza Bey Mamoyzadelerden. Tabii başına Mamoyzade demiyorlar. Bunlar subay olduğu için daha isimleriyle ve bey olarak anıldıkları için rütbeleriyle. İşte Rıza Bey geldi, Rıza Bey gitti. İyi de bir başka Rıza Bey daha var. O da geliyor, o da gidiyor. Tabii böyle olunca mesela ben yazarken en büyük sıkıntım buydu. Yusuf Rıza Bey ne zaman bıraktı? Ali Rıza Bey ne zaman bu görevi devraldı? Bunu çok uzun süre araştırdım. Hatta bunun çok komik bir hikayesi var bulmamın. Atase'ye gidiyorum. Tabii araştırmacı olmadığım için Atase'ye girmek zor. İşte gazeteci kimliğimle falan hani bildiğimiz şeyler var. İsimlere bakıyorum. İşte bilmem ne albay. Gidiyorum diyorum ki aşağı kapıda. Ya bilmem ne albayla ben konuştum. Bana gel dedi diyorum. Kapıdaki asker albayı arıyor, diyor ki ya bir gazeteci geldi, böyle böyle araştırmacıymış. Sizle konuşmuş, ya konuşma, ya konuştu, nasıl konuşmaz, unuttu filan. Gelsin diyor. Ben böyle 3-4 albay gezdim orada. Tabii hiç kimse yardımcı olmuyor. Şöyle de yardımcı olmuyor. Yani haklı olarak eskiden askerlerin, subayların, sordum da ben bunu, kimlikleri, yani bu tür bilgileri açıkmış. Fakat yok o Ermeni, yok Rum, öbürü bilmem azınlık filan diye gereksiz bir şey içine girilmiş. O bilgiler alınıp sağda solda yazılmaya başlamış. Bundan dolayı da Atase araştırmacılar dışında bunların açılmasını vatandaşa biraz engel olmuş. En son ben geliyorum, gidiyorum filan, orada bir memur beni gördü. Bir gün dedi ki ya siz ne yapıyorsunuz, dedim böyle böyle, ondan sonra iyi filan dedi, biz burada veremiyoruz belge dedi, daha iyi dedim. Sonra ben yine bir gün bir albaya gittim, aşağıda çay içiyorum filan, bu arkadaş geldi dedi ki ya ben sizin dedi ne kadar dedi bu işin peşine düştüğünü gördüm, size ben yardımcı olacağım dedi. Ve şimdi o zaman subaylar yılda bir defa veya iki yılda bir, tam bilmiyorum, kendi el yazılarıyla özgeçmişlerini verirlermiş. Hmm. Dosyalarına girmesi için mal varlıklarını verirlermiş. O dosyadan bana Ali Rıza Bey'in kendi el yazısıyla özgeçmişini verdi ve ben Ali Rıza Bey'in böylece Kafkas cephesine ne zaman atandığını öğrendim. Tabii bunun şöyle bir avantajı oldu. Birçok kitapta şöyle geçiyordu. Mesela bazı kitaplar var, yani tezler yazılmış, tez olmuş, daha sonra kitap olmuş. İşte ona kimi zaman Yusuf Rıza, kimi zaman Ali Rıza, kimi zaman Rıza derlerdi gibi şeyler var. Çünkü çözemiyor insanlar. Benim kahramanım olduğu için Ali Rıza Bey, ben biliyorum iki ayrı kişi bunlar. Çünkü ikisi de dediğim gibi binbaşı filan. Sonra ben Ali Rıza Bey'in ne zaman atandığını buldum, bunu kitapta işledim. Ondan sonra birçok tezde düzelttik. İkinci düzeltmesi ise İsmet Görgünlü'nün 10 yıllık Harbin Kadrosu diye muhteşem bir kitabı vardır. 10 yıllık Osmanlı'nın 10 yıl süren Kurtuluş Savaşı sonuna kadar ki savaşındaki birlik tüm subayların isimleri bu kitapta vardır. Hatta hangi nereye atandı, kimlerde şehit oldu, ne zaman yaralandı, buna kadar. Mesela bu kitapta da
5. Kafkas Tümeni Komutanı olarak Artunkal gözüküyordu Ali Rıza Bey. Hatta bu Anıtkabir'de de Atatürk'ün komutanlarında Artunkal olarak yazıyordu. Onu da düzelttirdik. Hem o kitapta hem Anıtkabir'deki o yazıda Atatürk'ün komutanlarında Artunkal komutan da var çünkü. Hı. Artunkal o 3. Kafkas Tümeni'nde. Böyle bir karışıklık oluyor. Ve Ali Rıza Benli diye hem kitapta hem Anıtkabir'de bunu da düzelttirdik. Böyle bir avantajı oldu. Böyle güzel bir yanı oldu. Bu Ali Rıza Bey ile ilgili şimdi kitapta ilginç bölümlerden bir tanesi. Deli Halit Paşa denilen yine kendisi soyadı Kars'ı alan, Halit Kars'ı alan şiddetli bir insan. Hepsi tabii karakter başlı başına ve fikirlerini savunmakta evet. da çekinmiyorlar. İcabında birbirlerine yumruk yumruğa da girişiyorlar. Ali Rıza Bey Deli Halit Paşa'dan daha sonra kendisi millet meclisinde bir silahlı kavga sırasında da vurulup öldürülüyor. Evet. O derecede hiddetli bir fikir savunan bir insan. Bir fiske yiyor. Hatta o fiske Ali Rıza Bey'in çok gururuna dokunuyor. Ondan sonra istifaya kadar zar zor ikna ediyor. Evet. Yani bir tarafta düşmana karşı verilen bir vatan mücadelesi var. Diğer tarafta da örneğin Topal Osman Ağa yine büyük bir karakterdir. Ciddi savunmalar yapmış bir insan. Topal Osman Ağa ile aralarında bir aslına bakarsanız gerçekte sizin yazdıklarınızdan öğreniyoruz ki yeri olmayan bazı ithamlarda bulunuyor Topal Osman Ağa kendisi. Evet. Ve adamları tarafından darp ediliyor. Şimdi adamcağız Ali Rıza Bey bir de bunlarla uğraşıyor. Kendimizden dövülüyor, itiliyor, kakılıyor. O da kitap boyunda okuduğumuz kadarıyla itidali elden bırakmıyor. Soğukkanlı bir insan, müsamaha biraz daha alttan alan bir insan. Çünkü onun vizyonu, arkadaş bir vatan savunması problemi var. Beni itip kakıyorsunuz ama asıl problem burada, bunu görün. Sakin olun. Bu anlamda gayet erdemli bir kişi görün. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ya şöyle, tabii çok erdemli. Diğerlerinde şöyle bir şey var. Yani mesela bugünden baktığımızda bazen anlayamayabiliyoruz ama o günü düşündüğümüzde, yani ben hani bu kitabı yazarken çok içine girdiğim için biraz o gün gibi düşündüm. Tabii şunu da yaptım ben. Bu kitabı yazarken gerek Kurtuluş Savaşı'nın geçtiği bölgeler, gerek Birinci Dünya Savaşı ile ilgili yerleri, mesela geldim Trabzon'da filan dolaştım yazmadan önce. Hani böyle hani Ali Rıza Bey burada gezdiydi, şunu yaptıydı, bunu yaptıydı diye metni yazarken hayal gücümü de kullanabilmek için. Yani hani orada olabilmek için, hissedeyim diye. Ya şimdi o dönemki kadronun şöyle bir durumu var. İki durum var. Birincisi vatan elden gidiyor. Vatan elden gidiyor ve herkes bir şey yapmaya çalışıyor. Buna Deli Halit Paşa da dahil, buna Topal Osman da dahil, buna Ali Rıza Bey de dahil. Ve o dönem bir ikilik var. Yani bir tarafta hani bu ikili iktidar İstanbul hükümeti, Ankara hükümeti anlamında değil. Gerçekten hani ülkenin kurtulması için çaba gösteren bir ikilik var. Bunun bir ayağı Enver Paşa Batum'dan, Rusya'dan gelme ihtimali. Diğeri ise milli mücadelenin Batı Anadolu'da geçen kısmı. Ve Sakarya'ya kadar bu iş çözülmüyor. Sakarya'ya kadar hala sıkıntı var ve bu askerlerin önemli bir kısmı Enver Paşa'yı komutan olarak hakikaten şey yapıyorlar, lider görüyorlar. O anlamda da olası bir durumda Enver Paşa Anadolu'ya girerse arkasından gelecekler. Çünkü bunların önemli bir kısmı da iddiatçı subaylar. O anlamda da gerek bu ikilikten kaynaklı sıkıntılar, gerekse ülkenin içinde geçtiği zor süreç, nedeniyle bu tür sıkıntılar yaşanıyor ve bunlar çok önemli karakterler. Yani her birini bıraksak aslında baktığımızda belki o ateş çemberinde büyüdükleri için böyle. Diyorum ya 10 yıl, yani bir çocuk 10 yaşındaysa 20 yaşına geldiğinde savaş bitmiş oluyor. Bunların çoğu 20 yaşında okuldan mezun oluyorlar. Mezun olur olmaz. Mesela Ali Rıza Bey de öyle. Mezun oluyor, bir sene sonra Balkan Harbi'ne gidiyor. Yani 1912 Balkan Harbi'nden başlıyor. 22'ye kadar savaşıyor bunlar. Yani kan, gözyaşı, oluk oluk akıyor, derya olmuş kan ve bunların her biri önemli, baskın bir karakter oluyor. Bu baskın karakter nedeniyle de bu tür sıkıntılar yaşanıyor. Ve tabii Ali Rıza Bey'i, yani komutanı olduğu için Deli Halit Paşa onu tokatlıyor. Biraz da hani belki o Karadenizliliğin verdiği aksilikten kaynaklı. Yani Deli Halit ne kadar deli ise Ali Rıza da Karadenizliliğinden kaynaklı biraz deli. Yani iki deli sopasını saklamıyor. Böyle bir sıkıntı oluyor.
Kaderin belki cilvesi Deli Alp Paşa mecliste vuruluyor ve ölüyor. Üç kişi var onu bu arbede sırasında tutan filan. Bunlardan bir tanesi Rauf Bey. Hatta beni Rauf vurdu dediği bile söyleniyor ama Rauf Bey'in vurmadığı ortaya çıkıyor. Rauf Bey Ali Rıza Bey'in amcasının oğlu. Yani hani tokat atıyor Deli Alp Paşa, sonra ölüyor. Ölürken de orada yine bir akrabasını görüyoruz. Yani dediğim gibi bunlar çok önemli baskın karakterler ve karşımıza çıkıyorlar. Tabii şöyle bir şey var. Biraz önce sizin aktardığınız gibi bu ülke çok hain de yetiştirdi ama bu ülke çok büyük kahramanlar da yetiştirdi. Belki bizim şansımız, bu coğrafyanın güzel yanı şu, bizim kahramanlarımız görevleri bittiğinde ya ben bunu yaptım, sizin için öldüm, bana bir şey verin demedi. Köşelerine çekildiler ve kendilerinden tekrar devlet bir görev isterse yaptılar. Böyle bir coğrafyada yaşıyoruz, böyle güzel bir coğrafyada. Böyle yani durum. Evet, burada tabii şimdi konuşmalarımız sırasında savaştan bahsediyoruz. Biz savaş bilen kişiler değiliz, biz vatandaşlar olduğumuz için. Evet. Savaşı kitaplardan bu şekilde görüyoruz. Ümit ederiz ki hiç de savaşın o korkunç yüzünü görmeyiz. Ancak burada şimdi komutan diye söyleyip geçmeyelim. Bu adamlar kıtada bacak bacak üstüne atıp ileride cephedeki askeri yöneten kimseler değil. Kitabınızın tabii sayfalarından görüyoruz ki Ali Rıza Bey 30 metre yakını yaveriyle birlikte Yunanlılara yakalanmak üzere bir kıskaca... Tabii iki kere. İki kere düşüyor, yaveri vuruluyor, onun tabii. Çok üzüldüm diyor. Bu da zar zor oradan kaçıyor, yani kendini kurtarıyor. Tabii. Bir derece göğüs göğüse, süngü taktırarak, kan revan içerisinde her şeyle uğraşan bildiğiniz ağır işçi denilebilecek ve psikolojik tarafı da var bunun. Her tarafta kan revan insan görüyorsunuz. Karşınızda büyük devletler var, bir de yoklukla birlikte mücadele ediyorsunuz. Askeri ayağa kaldırmaya çalışıyor, kimisini diyor revolverimle tehdit ettim. Kaçarsan seni vururum, kimisine ödül veriyor, personel yönetimi bilmem ne derken tabii. Bu anlamda dediğiniz gibi süper kahraman, yani normal insanın başarmasının imkanı olmayan tabii. Çıkıyorlar. Ve buradan şeye gelmek istiyorum ben, şimdi Ali Rıza Bey 7 kuşak Hopalı, evet. Savaşlarda hayatını kaybetmiş, şehit düşmüş insanlar. Hopa'da bu tabii ki bir öz eleştiridir, yani başka bir öteye bir tabii. Şeyimiz yok. Hopa'da, Arhavi'de, Rize'de bilmiyorum yani Kurmay Albay Ali Rıza Bey Sokağı, caddesi, bir park ismi, bir anıt var mı? Tahmin ediyorum ki yok. Bu bizim yok. Ortak yani şehir olarak da addetmeyelim. Çünkü her şehrin Ali Rıza Bey gibi kahramanları bir kahramanı var. Evet, bu insanların adını anmak acaba siz ne düşünürsünüz? Böyle sokak isimleridir. Bir şekilde bir taltif edilmesi, bir hatırlanması gerekmez mi? Ben bunu üzüntü verici buluyorum. Yani hani şunu yaptık biz. Güneydoğu'da şehit olan askerlerimiz için belediyelerimiz birçok yere park, sokak adı verdi. Ama Kurtuluş Savaşı ile ilgili kahramanlarımız genel düzeyinde değilse çok fazla vermedik ama bilinen kahramanlar var. İşte dediğim gibi şöyle büyük taarruza katılmış komutanların listesi belli. Hani bir sınır koyalım dersek eğer. 30 Ağustos'a katılmış ya da büyük taarruza katılmış komutanların isimlerini çıkararak subay düzeyini, yani generallerin zaten var. Memleketlerinde bir park yapılabilir, bir ormanlık alan yapılabilir. Yani hani burada belki her şeyi devletten belki bekliyoruz biz. Yani hani şöyle bir şey, ben tabii Hopalı değilim, Karadenizli değilim. O bölgeyle bir bağım yok. Yani sorduklarında deniz görmemiş lazım diyorum Çorumlu olduğum için. Hani Karadeniz bölgesinde Karadeniz'le bağım bu kadar ama İç Anadolu'luyum. Yani belki hani belediyelerle vesaire konuşup bizler yapabiliriz. Yani hani atıyorum siz bölgenizde biliyorsunuz şeyleri, kimler kahramanlar, herkes biliyor ailelerden. Ya bir ormanlık, illa bir park yapmak zorunda değiliz belki. O bölgede bir yeri belediyeyle konuşup yeşillendirip işte hatıra, Ali Rıza Bey hatıra ormanı yapabiliriz. İnsanlar kim bu Ali Rıza Bey dediklerinde işte bu geçmişimizi öğrenmiş oluruz. Bunlar sadece isim anlamında değil. Bunların her biri dediğim gibi, sizin de belirttiğiniz gibi, yani bir kahraman bunlar. Bir süper kahraman ve bugünkü cumhuriyeti kurdular.
O anlamda da biraz önce en başta söylemiştim, hani geçmiş olmayanın geleceği olmazmış. Geçmişimizden ders almak ve hatalarımızı tekrarlamayıp doğrularımızı en üste çıkarmak için ve geçmişimizi hatırlamak için bir gelecek açısından bu isimlere böyle bir şeyler yapabiliriz kanısındayım ben. Öncelik tabii belediyelerin belki. Yani atıyorum hani Artvin Belediyesi bir tek benim için söylemiyorum. Yani Hopa Belediyesi birçok bu konularda anılar vesaire yayınlanıyor. Ya bunları yayın evleriyle anlaşıp çok uygun fiyatlara alıp dağıtabilirler. Yani atıyorum evet, hani evet, benim kitap evet, evet. Yani hani atıyorum yazarıyla konuşur çünkü yazarının cebine girmiyor bu. Şimdi mesela bu kitap bir yayın evinden çıktı ve gidip Hopa Belediyesi bundan 30 tane aldığı zaman bundan ben çok bir şey kazanmıyorum. Ama yazarıyla görüşüp yazarı yayın evine yönlendirdiğinde 60-70 indirimlerle çok uygun fiyatlarla 40-50 tane alınıp oralarda dağıtılabilir. Bu tür hem kültüre katkı olur bu hem o bölgeye kendi kahramanlarını tanır. Yani mesela İş Bankası'nın Yapı Kredi'den çıkan yüzlerce anılar var, anı kitapları var. Çok güzel, enteresan anıların olduğu, o bölgeyi de anlatan veya başka yerleri de anlatan. Ya bunların tamamı 2-3 baskıda kalıyor. İnsanın canı yanıyor. Hani evet. bu işleri yazan biri olarak da söylüyorum. Ya bir bakıyorsunuz popüler kültür alıyor yürüyor. Siz 3,5 yıl uğraşıyorsunuz, 3 baskı yapıyor kitap. Çünkü niye? Çok az insan okuyor. İşte bizde şöyle de bir sıkıntı var. Hani ben tarih sevmiyorum. Yani elbette ben de lisedeyken, ortaokuldayken bana işte Karlofça Anlaşması'nın maddelerini ezberlettiklerinde ben de sevmiyordum. Ama bu tarih öyle bir tarih değil. Yani biz kimseye madde ezberletilmiyor ya da bu günlüklerde. Aksine bu günlüklerde birçoğumuzun dedesinin babasının neler yaptığı, komşumuzun, bırakalım yani bizden hiçbiri ya belki de bizim hani sülalemizden biri. İşte Ali Rıza Bey'in rovellerini çekip kaçan askerlerden biriydi. Hepimiz kahraman değildik sülalemiz. Evet. Tamam, komşumuz kahramandı. O anlamda bilmek açısından da bunlar önemli. Yani şöyle de oluyor. Başka sıkıntımız da şu. Hani onu da geçtik, bir kenara bırakalım. Şimdi bu günlük mesela benim elime geçti. En büyük sıkıntılardan bir tanesi bizim bu tür günlükleri kaybetmemiz. Şöyle kaybetmek. İşte geçenlerde bu girizgahı yaptıktan sonra mesela bir tane öyle bir başıma gelen bir olayı anlatayım size. Yani bu günlükler şöyle oluyor. Bir kahramanımız var, Ali Rıza Bey. Mesela Ali Rıza Bey'de de yaşadım ben onu. Ali Rıza Bey'in fotoğrafları ailenin birisinde. Günlükleri bir başkasında. Madalyaları bir başkasında. Şimdi onların hepsini toparlamak gerekiyordu. Sağ olsunlar gerek Benliler yani Mamayüzadeler, gerek Şahinzadeler, Şahinler. Yani hem Fındıklı Ayağı hem Hopa Ayağı bana çok yardımcı oldu bu konuda. Hepsine buradan tekrar sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Ya şöyle oluyor, bunlar günlükler elinde, kimse Osmanlıca bilmiyor. İşte Arapça zannediliyor. İşte ya dedemden kalmış, dedemin babasından kalmış diye babaları, anneleri saklıyor. Sonra çocuklar bu ne ya, işte sağda solda bu Arapça yazı, kimse de bir şey anlamıyor diyor ve çöpe gidiyor. O anlamda da bir tarih çöpe gidiyor. Mesela hani o anı şöyle buradan girizgah dedim ya, bir başıma gelen bir şey anlatacağım dediğim. Şimdi bir gün evde çamaşır makinemiz bozuldu. Çamaşır makinesi aldık. Makineyi kurmaya teknik servis geldi. Teknik serviste 2 kişilerdi. Bir tanesi girip çıkarken benim kütüphanemi gördü. Ya dedi işte bu kitaplar, dedi abi sen ne iş yapıyorsun falan. Sonra öğrendi benim gazeteci, yazar olduğumu ve dedi ki abi benim de dedi dedem dedi bir defteri vardı. Ya deden kim, ne defteri dedim. İşte Ankara'da bir Ankara'nın bir ilçesinde yaşıyorlarmış bunlar. Dedesi ve amcası, yani dedesi ve dedesinin kardeşi, amcası olmuyor, babasının amcası, Çanakkale Harbi'ne katılıyorlar. Sonra babasının amcası, yani dedesinin kardeşi dönemiyor, şehit oluyor. Dedesi dönüyor fakat topal dönüyor. Dönerken de yanında bir poşet getiriyor. Poşetin içinde çeşitli eşyalar var ve bir defter var. Bu defterden bahsetti bana. Tabii ben mücevher bulmuş gibi sevindim. İşte telefonlaştık, onu yaptık falan. Ben her gün arıyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. O defteri vereyim diyen arkadaş bir anda ya nerede bilemedim, öyle mi böyle mi demeye başladı. Hmm. Büyük olasılık birileri dedi ki ya bunda büyük para var, bu adam alacak. Bunu kitap yapacak ve büyük para kazanacak. Yani buradan izleyenlere söyleyelim. Yazar olarak büyük para filan kazanmıyoruz. Evet. Yani hani rakam telaffuz etmeyeyim de.
3,5 yıllık uğraşım, aldığım kitap, yani bu kitabı yazmak için aldığım kitaptan daha az kazandım. Yani hani biz hani bunu para kazanalım falan diye yapmıyoruz. Böyle bir sıkıntı var. İnsanlar zannediyor ki o belgeler yayınlanırsa ya da satılırsa çok büyük paralara falan satılacak. Sonrasında ne olacağını bilmiyoruz. O belge belki çocuğuna kalacak. Çocuğu bu ne diyecek? Çöpe atılacak. Evet, burada ıslanacak. Haklısınız. Burada yani belki şöyle, o defteri bilmiyoruz. O defter belki dedesi babası, şimdi bizim şöyle bir sıkıntımız var. O dönem okuma yazma oranı çok düşük olduğu için er düzeyinde yazanların sayısı çok az. Belki o bir subayın günlükleri. Evet. Belki o başka bir şeyin notları. Belki o cepheye ilişkin emirler. Ne olduğunu bilmiyoruz. Ve kaybolup gidecek. Belki bir mücevher kaybolacak. Yani aynı buradaki gibi, çok... doğru değil mi? Aynen öyle. Örnekteki gibi. Tabii yani o anlamda söylüyorum, hani şey zannetmesin izleyenlerimizin elinde böyle şeyler varsa güvenecekleri birileriyle bunları paylaşsınlar. Biz bunları yazdığımızda büyük paralar kazanmıyoruz. Çünkü götürüp müzayedelerde satmıyoruz bunu. Ben o zaman o arkadaşa da söylemiştim, ya sadece fotokopisini ver, fotokopiyi ben müzayedede satamam. Ya da noterden dedim, gidelim anlaşalım, ben bunu eğer satışa çıkarırsam kardeşim şu kadar tazminat ödeyeceğim sana diye. Ama yok yani, böyle deyince de belki herhalde ulan çok değerli bir şeyin üzerinde oturuyorum falan zannediyorlar. Evet. Ama öyle değil. Para etmiyor bunlar. Maalesef. Bunu da bu video vesilesiyle izleyen herkese duyuralım. Elinde bu tip doküman, belge olan herkes lütfen etrafında güvendiği, liyakata sahip bu arada. Evet. Yani bu işin değerini ortaya çıkartabilecek kimse teslim etsinler. Böylelikle işte Kızılca Kıyamet gibi harikulade kitaplar, eserler ortaya çıksın. Evet. Ve biz bunu öğrenelim. Şimdi buradaki çalışma sizin vesilenizden öğrendik biz. Kendi hemşerimiz, eksikliğimizi gidermiş olduk. Bir son soruyla toparlamak istiyorum. Ali Rıza Bey ile buradaki kitapta okuduğum kadarıyla Atatürk'le bazı davranışlarında benzerlikler, paralellikler buldum. Nasıl? Kendisi Yunan Genelkurmay Başkanı Trikopis'i teslim alan kimse. O sırada savaşın son aşamalarında kıran kırana bir harp sürüyor tabii ki bunun. İçerisindeki yokluk kısmı da ciddi anlamda arşa vurmuş durumda. Bizim askerlerimiz Yunanlıların peşlerinde bıraktıkları peksimetleri de toplayıp kendilerini iaşe ediyorlar. Trikopis teslim olurken başı önde Ali Rıza Bey kendisini karşılıyor ve telkinde bulunuyor. Adeta bir... yatıştırmaya çalışıyor. Askerlikte diyor kazanmak da vardır, kaybetmek de. Gerçi senin bu memlekette işin de yoktu diyor. Şimdi her şey olacağına varır gibi. Bir diğer tarafta da Atatürk, Anzakların annelerine sizin evlatlarınız da artık bizim evlatlarımız diyor. Bu yüce bir insan davranışı. Az önce sana kurşun, evet, namusuna, ırzına süngü takan, vatanın işgale gelmiş bir asker var. Onu boğazlamak, gırtlaklamak yerine İtidalli, sakin, aklı selim bir hareketle bunu sergiliyor. Diğeri de mesela asker kaçışıyor. Düşman bombardımanından herkes bir tarafa saçılmış. Bir anda süngü taktırıyor, yere yatırıyor ve tekrar askeri sevk edebiliyor. Bu büyük bir kudret. Aynısını biz Anafartalar'da Mustafa Kemal'de görüyoruz. Şimdi bu anlamda Ali Rıza Bey gerçekten hakkı teslim edilmesi maalesef bugüne kadar çok fazla, yeteri kadar su üstüne çıkmamış bir insan. Bundan sonra bu insanlarımızı tanıtmak adına neler yapılabilir? Size de çok iş düşüyor, tarihçilerimize çok iş düşüyor, bize çok iş düşüyor, okuyuculara çok iş düşüyor. Yani siz evet, ne düşünüyorsunuz ama adam da okuması lazım yerde. Tabii yani, aynen öyle yani. Bu konuda ne düşünürsünüz? Son olarak bunları alalım sizden. Yani şöyle, hani biraz önce söylediğim gibi elinde belge bilgi olanlar bunu birileriyle mutlaka paylaşsın. Ki bunlar kaybolup gitmesin, çöp oluyor. Hakikaten tarihimiz çöp oluyor. Yine hani tekrarlayayım, yani yazarlar bu işten çok büyük paralar kazanmıyor. İkincisi, biraz önce sizin söylediğiniz, bunun bir yazma kısmı var, bir de okuma kısmı var. Biraz okumak da gerekiyor. Bunun tanıtımının yapılması gerekiyor. Okuyanlar beğenmişse eğer bunu önermeli birilerine, bu tür şeyler olabilir. Biraz önce de hani Atatürk gibi dedik ya, Ali Rıza Bey de. Ya o dönemin büyük bir çoğunluğu böyle. İşte hani 10 yıl boyunca savaşta pişmenin etkisi var.
çok ölüm görmenin etkisi var. Belki o yüzden de biraz önce birbirlerini boğazladığı insana bir süre sonra peksimet şakası yapabiliyor veya sizin çocuklarınız artık bizim çocuklarımız diyebiliyor. Çünkü artık hani katliama dönüyor her iki taraf içinde. Yani insanlar çocuklarını kaybede bir hale geliyorlar. En önemlisi de şunu görüyoruz o dönemki subaylarımızda günlüklerde vesaire okurken çok iyi yetiştiriliyorlar. Yani okullarda çok iyi yetiştiriliyorlar. Onun dışında da bu askerler kendilerini çok iyi yetiştiriyorlar. Yani yabancı o dönem bakıyorsunuz çok sıkıntılar var ama bunlar dünyayı tanımaya çalışıyorlar. Dünyayı takip ediyorlar. Kitaplar okuyorlar. Çok diriler. Belki o hani o 1908'in verdiği İttihat Terakki meşrutiyetten kaynaklanan bir durum da var. Çok dünyayla dolular ve her şeyi takip edip biliyorlar ve bu anlamda da kendilerini çok iyi yetiştiriyorlar. Belki o nedenle de çok iyi liderler. Evet, evet. Sinan Bey, zaman ayırdığınız için ben size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İzleyicilerimize... Üstüne basa basa söylüyorum, bu kitabı bırakınız Hopalı, Arhavili, Artvinli olmak veya Karadenizli olmak, tüm vatandaşlarımızın mutlaka edinip okunması gereken bir kitap. Çok kıymetli bir çalışma ve bizim eksikliğimiz bugüne kadar biz bu insanları yeteri kadar bilemedik, öğrenemedik ama bundan sonra haklarını biraz daha heybede düzgün dengeli vermeye çalışacağız. Evet. Biz Pilarget Doğa ve Yaşam Derneği olarak bir çalışma yaptık ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'na başvuruda bulunduk. Hemen köyümüzün üstünde Balıklı Tepeleri ciddi anlamda çatışmanın kan gövdeyi götürdüğü bir bölge. Burası için Binbaşı Yusuf Rıza Balıklı Milli Parkı ilan edilmesi için bir başvurumuz oldu. Bunu takip ediyoruz. Hı. Ümit ederim ki gerçekleşir. Diğer taraftan... İnşallah. Hopalı bir aile var, bir Hopalı bir insanımız var, bir kahramanımız var. Artık Hopa Belediyesi, Hopalılar bu insanı nasıl yücelteceklerine kendileri... Arhavi de aynı şekilde. Yani bakmayınız, tabii. Hopa'dan da askerleri gemiye bindiriyor, geliyor mühimmatları Arhavi'den de bindiriyor. Her yerde tabii. Olan insanlar bir tarafta Batum'da görüyorsunuz, bir tarafta Sakarya meydan muharebelerinin hepsinde var neredeyse. Bu isimlerin tabii. Hakları en azından gönlümüzden ödenmesi gerekir. Ben size tekrar teşekkür ediyorum. Çok bilgilendirici. Ben teşekkür ederim. Bir konuşma oldu. Sağ olun, var olun. Kısa bu pandemi sonrasında da bir panel düzenleyip tarihçilerimizi, sizin gibi değerli araştırmacılarımızı evet. Arhavi'ye davet edip bu konuda konuşturmak istiyoruz. Ümit ederim yan yana gelebiliriz. İnşallah. Teşekkür ederiz size. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun.